Alaaddin Özdenören, edebiyatımızın önde gelen hikayecilerinden Rasim Özdenören'in ikiz kardeşi olarak 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya gelir. Babası bayındalık fen memuruydu ve işi gereği sürekli keşfe çıkar ve günlerce ailesini göremezdi. Alaaddin Özdenören, ilk ve orta öğrenimini Maraş, Tunceli, Malatya ve İstanbul'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü 1966'da bitiren Özdenören, İstanbul, Maraş, Çorum, Mersin ve Ankara'da çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yapar. 1991 yılında Kültür Bakanlığı müşavirliğine atanan Özdenören, bu görevindeyken emekli olur. Şair, emekliliğinden sonra Balıkesir'e yerleşir. Alaaddin Özdenören, lise yıllarında ikiz kardeşi Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve Erdem Bayazıt'la Maraş'ta çıkardıkları Hamle dergisiyle mahalli gazeteler için hazırladıkları yazılarla edebiyata başlar. Alaaddin Özdenören, daha sonraları Yeni İstiklal, Diriliş ve Edebiyat dergileriyle 1976'da kurucular arasında yer aldığı Mavera dergisine yazmaya devam eder. Alaaddin Özdenören, son yıllarda ise Edebiyat Ortamı, Yedi İklim, Hece, Ay Vakti gibi dergilerde yazmıştır. Şair, kimi zaman kendi adıyla, kimi zaman da Bilal Davut Müstear ismiyle Yeni Devir, Milli Gazete, Zaman, Tutanak ve Sağduyu gazetelerinde de yazılar kaleme almıştır. Kadim bir medeniyetin şiirini terennüm eden Alaaddin Özdenören, coşkun bir ırmak gibi akıyordu mısralarında. Zaman zaman sustuğu, kendini geriye çektiği de oluyordu. Fakat içindeki şiir aşkı onu sevdiklerine yeniden kavuşturuyordu. Her zaman yakınında çok sevdikleri vardı. Dostlarına duyduğu sevgi hesapsız kitapsız bir sevgiydi. Çevresindekilere hep içten ve samimi davranırdı. Dostları da onu çok severdi tabii. İkizi Rasim Bey ile birlikte Türk edebiyatının en önemli, en güzel, en seçkin noktasında duruyordu Alaaddin Özdenören. Geleneğe dayalı üslubuyla mezcettiği İslam kültürünü bütün zerresine kadar hissediyor, cesur ve taviz vermez bir tavırla söylüyordu şiirlerini. Alaaddin Özdenören bir süre Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde tedavi gördükten sonra taburcu olarak ikamet ettiği Balıkesir'e döner. Hastanede yattığı süre içerisinde ziyaretçisi hiç eksik olmamıştır. Bu sıralar sesi kısılmıştı, söylemek istediklerini kağıda yazıyordu. Nisan ayında kendisini ziyaret eden Ramazan Seyitoğlu'yla Nurullah Ulutaş'a en çok konuşmayı özlediğini söyler. Ve hep istediği şiirlerini kasete okuma isteğiyle geçirdiği ameliyattan sonra yarım kalır. Hastaneden çıktıktan kısa süre sonra şair Alaaddin Özdenören akşam saatlerinde 26 Haziran 2003'te Hakk'ın rahmetine kavuşur. Şiiri ve şiir yazmayı o kadar çok seviyordu ki vefatından önceki son saatlerini de daktilonun başında geçirmişti. Yaşadığı 63 yıllık ömründe yazı, şiir ve düşünceleriyle bir bilge gibi durmayı başardı. Alaaddin Özdenören'in şiirlerine hüzün, ayrılık, ölüm, keder gibi duygular hakimdir. Bu duygular ince bir lirizmle sağlam bir şiirsel yapı oluşturur. Daha çok şairlik yönüyle tanıdığımız Alaaddin Özdenören'in deneme, inceleme ve hatıra alanlarında da eserleri vardır. Alaaddin Özdenören'i emsallerinden ayıran en önemli özellik, sevgisini ve beğenisini dışa vurmasıydı. Onun birçok yaşıtı olan edebiyatçı, gençlerin ismini almamak, onları görmemek gibi alışkanlıklara sahipken, o hep gençlerin elinden tuttu. Yazılarıyla beğendiği kitapları ve yazarları gündeme getirdi. Sadece bu örnek bile onun ne kadar temiz kaldığının en bariz göstergesiydi. Şiiri belli bir yaştan sonra bırakmayarak, istikrarlı bir şekilde şiir yazmaya devam ederek, şiirin bir heves değil, mesele olduğunu gösterdi. Bu dünyada rahatı kaçmış biri olarak, kaçan rahatını şiir yazarak arama yoluna gitti.
Yazarlığı için de aynı şeyler söylenebilir. Bu uğraşına meslek değil, mesele gözüyle baktım. Ses getirecek yazılar yazmaktansa işe yarayacak yazılar yazmayı tercih ettim. Şiir kitapları, Güneş Donanması, Yalnızlık, Gide Gide, şiirler, bütün şiirlerdir. Deneme türündeki eserlerim, insan ve İslam, batılılaşma üzerine, devlet ve insan, yakın çağ batı dünyası ve Türkiye'ye yansımalarım. Alaaddin Özdenüren'in inceleme türünde ise şiirin geçitleri, ayrıca hatıra türünde Unutulmuşluklar adlı eseri de bulunmaktadır. Sevgili seyirciler, 63 yıllık bir ömrün ardından kalıcı eserler ve bunun yanı sıra sevenlerinin gönlünde derin bir iz bırakan sessiz hüznün şairi Alaaddin Özdenüren'in kısa bir şekilde hazırlamış olduğumuz İbretli Hayat Öyküsü'nü getirdik ekranlarınıza. Efendim, İz Bırakanlar programında ilk misafirim Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi Ay Vakti'nin yöneteni, yönetmeni, aynı zamanda değerli bir şairimiz Sayın Şeref Akbaba. Efendim hoş geldiniz programımıza. Sizin ilk kez merhum Alaaddin Özdenüren Bey ile tanışmanız hangi yıllara tekabül eder ve nasıl gerçekleşmiştir bu tanışma? Ay Vakti öncesine tekabül ediyor. Ben önce kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı cennet olsun. Biz Alaaddin Özdenören'i tabii ki kendisiyle Ay Vakti Kültür ve Edebiyat Dergisi'ni yayınlarken tanıdık ama bizim onu tanımamız çok önceye dayanıyor. Yani biz okuyarak tanıdık onu. İsim olarak biliyorduk. Şiirlerini okuduk, yazılarını okuduk uzun yıllar. Daha sonra da Ay Vakti'ni yayınlarken kısmet oldu. İlk söyleşiyi onunla yaptık. O şekilde tanıştık. Recep Garip yapmıştı Alaaddin Özdenören'le söyleşiyi. Son yazıyı da bizim için yazdı zaten. Evet. Allah yani Alaaddin Özdenören'in son yazısı sizin Ay Vakti yani dergisinde. Hastanedeydi. Evet. Bu şekilde bir yazı. Sürekli zaten biz kendisiyle diyalog halindeydik. Konuşuyorduk falan. Sesi kısılmıştı. O dönemde hanımıyla telefonla görüştük. Ben de dergi çıkıyor dedim. Yenge yani rahatsız olabilir ama Alaaddin abi yazıyı ne yaptı? O da yazdı gönderdi. Biz de yayınladık. Ama bizim için tabii Alaaddin Özdenören'in biraz önce bu Vetere'de de izlendiği gibi genç kuşaklarla, yeni isimlerle iç içe olması çok önemliydi. Bu sanırım gelecek zamanlarda birçok insan için de örnek teşkil edecektir. Bunlar güzel şeyler. Evet. Siz bu insanlarla beraber olursanız, yenilerle beraber olursanız orada bir çığır açıyorsunuz. Orada sadece zaman ve mekan olarak değil, anlayış olarak, kavrayış olarak bulunuyorsunuz. O insanlar sizin yazdıklarınızdan, sizin ürettiklerinizden hareketle bir şeyler ortaya koyuyorlar. Sizi daha değerli görüyorlar. Alaaddin Özdenören de Ay Vakti için bu fedakarlığı yapan bizim abilerimizden, büyüklerimizden birisidir. Biz o dönemde tanıştık. Tabii muhtelif zamanlarda da birlikteliklerimiz oldu. Evet. Kendisini seviyorduk. Allah rahmet etsin. Sevecen bir insandı. Bizim şair arkadaşlarımızdan birisinin ifadesiyle Ebu Kerem diye vefatından sonra bir şiir yazmıştı. Onu kısmet olursa Ay Vakti'nde yayınlayacağız İnşallah. Bu dönemde. Gerçekten Ebu Kerem böyle göründüğü gibi değil. Yani insanlar bazen bu tür üreten insanların yani hem düşünce hem de duygu yönüyle yüklü olan, iki taraflı yüklü olan insanların halini, tavrını, duruşunu bazen şey yapamayabilirler. Yani göremeyebilirler. O farklı bir duruştur. Ben o şekilde hep değerlendirdim. Hem fikir yönüyle hem de duygu yönüyle. O yüzden Poyraz diye vefatından sonra bir şiir yazdım. Ay Vakti'nin Alaaddin Özdenören özel bölümü için. Orada içimden geleni yazdım. Hem düşünce boyutuyla hem duygu boyutuyla bir Alaaddin Özdenören portresi çizdim.
O şiiri dinlemek isteriz sizden. İnşallah. Tabii inşallah. Yani süre el verdiği. Peki şimdi biraz Alaaddin Özdenören'in şiirini de konuşalım istiyorum. Alaaddin Özdenören aynı zamanda Yedi Güzel Adam'dan bir tanesi değil mi? Evet. Cahit Zarifoğlu'nun tavsif ettiği tabii şekilde. Ki. Tabii şiiri ki. Hakkında neler söyleyebiliriz? Türk şiiri içerisinde Alaaddin Özdenören şiiri tam olarak nereye oturur? Nasıl bir şiirdir? Şimdi ne anlatır bize? Şöyle söyleyeyim. Hı-hı. Ben Alaaddin Özdenören'in veya o kuşağın şiirini değerlendirmek bana düşmez. Evet. Ama biz o şiirden hareketle kendi şiirimizi yaptık. Evet. Birçok yani şairi de ilham oldu demek. Tabii ki. Yani tabii ki. Onlar durdukça, zaman geçtikçe şiirlerinin farklı bir yerde durduğunu biz de daha sonraki zamanlarda anladık. Belki ilk dönemlerde okurken biz bu şiirleri anlamadık. Buna Alaaddin Özdenören de dahildir. Hı hı. Ama daha sonraki süreçte zaman geçtikçe baktık ki bunlar neden bir yer edinmişler? Neden bu dergilerde yazıyorlar? Neden bunların kitapları sadece edebiyat bölümü için söylüyorum, okunuyor, tutuluyor? Şundandı, her birisi kendi orijinalitesini yakalamıştı. Yani Alaaddin Özdenören'in şiiri kendine has bir şiirdir. Diliyle, üslubuyla, musikisiyle kendine özgü bir şiirdir. Bunu şuna benziyor, buna benziyor. Bizde bu tür hastalıklar çoktur. Evet. O içinden geleni yazmıştır. Ben mana itibariyle söyleyeyim. Kendim onun için yazdığım bir şiirde Mengene'de aklı heyulanın diye bir ifade kullanmıştım. Gelirken okudum. Ondan sonra belki çok okumak nasip olmadı ama şuna da varmak istiyorum. Çünkü felsefi boyutu vardı onun. Hmm. Şimdi felsefi derinliği olan bir insanın bir de duygu derinliği varsa o iki şeyin meczedildiği yerde biraz durmak lazım. Evet. Bunlar güzel şeyler, özgün şeyler. Bugün de 2003 yılında vefat etti, Allah rahmet etsin. 2006'da bu stüdyoda onu konuşuyorsak, öyle, demek ki bir mana ifade ediyor. Manasız olsa konuşmazdık. Kesinlikle. Evet. Anılıyorsa, hatırlanıyorsa geride bıraktığı bu derin izler ve kalıcı tabii eserler ki sayesinde. Tabii ki. Yani şiiridir, hı-hı, düşüncesidir, yazdıklarıdır. Ve bunun da ötesinde sizin ifade ettiğiniz gibi o son dönemlerinde özellikle belki bir takım insanların küçülürüm diye yazmaya bile tenezzül etmedikleri yerlerde o havuzda, o mecrada bulunarak bir takım insanlara cesaret vermiştir, yol açmıştır. Bakın yazması için, okuması için, kendisini geliştirmesi için değil. Sadece orada bulunmuştur. Hı hı. Ama o bulunma bile bir değer ifade etmiştir. Ben bunu bizatihi 69. sayısı çıkan Ay Vakti'nin çevresinde yazan insanlar üzerindeki etkilerinden de hissetmişimdir. Evet, yani birçok şairden demek ki farklı olarak özellikle yeni ve genç şairlerin yetişmesinde çok ciddi bir emeği ve rolü var Alaaddin. Duruşuyla. Duruşuyla, yani, evet. Bu bölgede bulunmasıyla. Orada eserini, hı hı, şiirini yayınlamış. Yani hiçbir zaman Ay Vakti'nde yazdığı şiirinden ötürü, Ay Vakti'nde yayınlanan yazısından ötürü Alaaddin Özdenören kıymetinden bir şey kaybetmemiştir. Elbette. Ama şu oldu, bizim çevremizdeki bütün o genç kuşak, kabiliyeti olan, eli kalem tutan, yazmak isteyen, uğraşı içerisinde olan insanlar, onun yazdığı şiirlerden ötürü, onun yazdığı denemelerden ötürü, buradakilerden ötürü ona ulaşmaya başladılar. Onunla beraber onun kuşağındaki yazanları, ki zaten onları tanıyorlar, onları okuyorlar. Ama bu biraz daha tetiklemiş oldu. Böylece faydası olmuştur tabii ki. Faydasız olmaz. Evet. Şimdi az önce Alaaddin Özdenören'de felsefi bir derinliğin olduğundan da bahsettiniz. Evet. Hoca ciddi bir felsefe eğitimi aldı herhalde, değil mi? Sadece almamış. Evet. Yani kendisi öğretmenlik yapmakla, hı-hı, beraber, ya bunları belki biraz daha Rasim Özdenören'e, o kuşağa, hı-hı, sormak, hı-hı, lazım. Onların bilgisi dahilinde o olan şeyler. O derinlikte mesela sizin dikkatinizi çekenler. Ben okuduklarımdan hareketle, hı-hı, söylüyorum. Denemelerinde, hı-hı, özellikle bugün sadece soyut bir anlamda işte Alaaddin Özdenören'in anlatılıp da geçilmesi değil de, hı, ben kendi payıma bu 3-5 deneme kitabı üzerine bir yüksek lisans tezi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada
bu insanın kendisine ait bir takım şeyler var, düşünceler var, ifade biçimleri var. Batıya karşı, doğuya karşı, insana karşı bakış açısı var. Biz de onları okuyarak büyüyenlerden birisiyiz. Ben tanımadan önce bunları okuyordum. Alaaddin Özden Öreni değil, Bilal Davut'u okuyorduk biz. Yani Üstahar ismi. Üstahar isimle onu okuyorduk tabii. O yazıları okurken de onlarda kendi içinde bir derinlik vardı. İlla Alaaddin Özden Öreni'nin titrinin olması gerekmiyor. Düşünce boyutuyla da bence ilgi alanına giren insanların bunu irdelemesi, bu konuda bir şeyler söylemesi lazım, yazması lazım. Buna bu düşün dünyasının ihtiyacı var. Bunları canlandırmak lazım, diri tutmak lazım. Genç kuşaklar için, yeni yazacak insanlar için. Ama kim yapacak bunu? Tabii ki o alanda ehil olan insanlar yapacak. Şiiri üzerine şiir araştırması yapan, bu konuda yetkin olan insanların yapması lazım. Biz ancak genel konuşmalar yapıyoruz çünkü biz şiir yazıyoruz. Evet. Ama bu konuda yetkin olan insanların da söyleyecekleri vardır. Türkiye'nin zaten böyle bir kaderi var. Yetkin olan, ehil olan, geçmişle bugün arasında, Cumhuriyet döneminde yazılan şiirle bugünkü şiir arasında mukayese yapacak olan insanların susmaması lazım. Onlar hakkaniyet ölçüsünde objektif olarak değerlendirmeler yaparlarsa, rahmetlinin Alaaddin Özden Öreni'nin şiiri de oradan süzülüp çıkar bana göre, bunların dili tutulması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi siz özellikle son yıllarında merhum Alaaddin Özden Ören'le çok yakın bir münasebet içerisinde oldunuz değil mi? Evet. Gerek siz, evet. Gerek Adana milletvekilimiz Şair Recep Garip Bey. Evet. Peki nasıl bir hukuk vardı aranızda? Biraz o aranızdaki samimiyetten, o sıcak sohbetlerden, şimdi, unutamadığınız hatıralardan bahsedecek şimdi olursanız. Şimdi unutamadığımız hatıralar çok tabii. Muhakkak. Ben Allah rahmet etsin, yine makamı cennet olsun. Benim gerçekten severek okuduğum isimlerden birisi de Rasim Özden Ören'dir. Şimdi onun biz denemelerini okuduk, hala okuyoruz. Yani belki yazı yazmamızda, kendimiz için bir yol haritası çizmemizde emeği olanlardan birisidir. Şimdi insanlarla illa bir araya gelmeniz gerekmiyor. İşte evet. Orada da bir hukuk oluşmuş. Bu Rasim Bey'le bizim aramızdaki gizli hukuktur. Ama o bilmez bunu. Ben bilirim. Şimdi Alaaddin Özden Ören'le de eskiye dayanmasına rağmen ay vaktiyle beraber bir birliktelik oluştu. Zaman zaman telefonla görüşüyorduk kendisiyle. Yazı gönderdiği zaman işte telefon açıyordu. Yazıyı aldınız mı falan diye. Ben de zaman zaman kendisini aradım. İşte hal hatır sorduk. Bir takım şiir gecelerinde beraber olduk. Onun kendine ait bir tarzı, bir yürüyüşü, bir şiir okuma tarzı vardı. Oralarda, ama bunların detaylarına girmeyelim. Bunlar güzel şeylerdi. Bir dönemde İstanbul'da bizim dergide yazdığı süre içerisinde İstanbul'da da bulundu. O dönemde de yine Recep Bey'le beraber işte birkaç defa uzun uzadıya oturduk, konuştuk. Allah rahmet etsin. Sevecen bir tip. Böyle çocuksu bir tip. O Selami'nin yazdığı şiirde olduğu gibi Ebu Kerem diyor. Aynen o şekilde. Biz kendisini Allah için sevdik. Allah için beraberliğimiz oldu. Sanatı, onun yazdığı şiir, yaptığı çalışmalarda bir çeşnisi olduğu için. Allah rahmet etsin. Ama hatırı olarak biz değil de ben o son dönemlerinde bizde şey var, kasetler var. Onları duruyor bizde henüz. Balıkesir'de kendisini ziyaret etmiştik. Recep Garip, ben, 3-5 arkadaşlık falan. Bursa, Balıkesir güzergahına giderken konuk olmuştuk. Orada nereden icap etti bilmiyorum ama işte şey vardı, elimizde bir küçük bir teyif vardı. O delikanlımız da rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Oraya kadar bizi arabayla götürüp getirdi. Hasan Ayvaz diye. Onu da rahmetle anıyorum. O da Ayvakti'nin hizmetkarlarından birisiydi. Orada şunu gördüm ben. İşte bizim oturmamızda yengemiz de sağ olsun. Alaaddin abi
bize çok şey anlattı. Evet. Bu anlatılanları benim burada anlatmam zamana sığmaz tabii. Hem Büyük Doğu ile alakalı, Nuri Pakdil ile alakalı, Sezai Karakoç ile alakalı, Mavera ile alakalı, uzun uzadıya. Biz de onu kasete aldık. 3-4 tane kaset var bende, böyle mini teyip kasetlerinden. Bir gün onları inşallah, siz de radyocusunuz, şey yaparız. İnşallah gün yüzüne çıkarırız. İnşallah. Gelecek zamanlarda orada anlattığı o anekdotlar da insanlar tarafından bilinsin. Çünkü onlar hakikaten önemli şeylerdi. O döneme dair çok güzel şeylerdi. Evet. Bizim söyleşimizde de var bu tür anekdotlar ama bu sohbetin çerçevesi içerisinde onu anlattıklarını değil de onu anlatmak gerektiğine inandığım için ben çok onlara dokunmak istemiyorum. Evet. Peki Alaaddin Özdenören'in acaba en çok etkilendiği şair ya da şairler, ilk akla gelen Necip Fazıl, Sezai Karakoç onlar mıdır? O konuları belki Rasim abi telefonla bağlanırsa ona sormak lazım. Evet. Ben az önce de ifade ettim. Son 3 yılıyla alakalı o bize cesaret veren, dergide yazarak bizim havuzdaki insanların daha özgün, daha kaliteli şeyler yapması için ışık tutan tarafından bahsettim. Onun anlattıklarını o kasetlerde var. Gelecek zamanlarda inşallah beraber paylaşırız. İnşallah. Onları yayınlarsınız. Tamam. Ama o geçmişe dair konuları, yani bu 3 yıl öncesine dair konuları biz şeyden alalım. Yani diğer kendi kuşağından dinlemekte fayda var. Evet. Biz onları okuyarak büyüdük. Hı hı. Peki efendim, ay vakti olarak siz Alaaddin Özdenören'in işte şiirdeki misyonunu olsun, efendim mesela denemedeki tarzını olsun halen daha devam ettiriyorsunuz değil mi? Devam ettiriyoruz. Aslında diyeyim bir Alaaddin Özdenören gidiyor. Nice Alaaddin Özdenörenler takip ediyor bu değerli isimleri. Tabii ki, tabii ki. Yani işin özünde bu vardır zaten. Hı hı. İnsanlar orijinal eserlerini verdikleri zaman düşünürler, kaleme alırlar, yazarlar, şairler üretirler, şiirlerini yazarlar. Ama bunlar zaman zaman bu tür aktif, yani bugün hareket halinde olan, bugün üretilen merkezlerde bulundukları zaman oradaki yazan, çizen insanların, oradaki o üretken genç kuşağın dikkatini çekiyorlar. Daha bir dikkatini çekiyorlar. Uzaktan okuduğu gibi o yazarı okumuyor bu defa. Evet. Biraz daha kucaklıyor yazdıklarını. Biraz daha kendi içinde büyütüyor onu. Acaba ne yazmış, nasıl yapmış? Mesela birçok genç kuşak şair ve yazar Alaaddin Özdenören burada yazdığı zaman onun gibi sağ olsun Mavera'da yazıp da Ay Vakti'nde bize katkıda bulunan başka yazarlarımız da var. Mustafa Özçelik gibi, Baha Bakbaş gibi daha diğer yazarlar var. Şimdi bunlar şunu yapıyorlar. Onlar yazdığı zaman bizden Alaaddin Özdenören'i bu genç kuşak yazarlar soruyorlar. İşte nerede yaşıyor, ne yapıyor, nereden gönderiyor, hangi kitapları var? Biz o kitaplara yönlendiriyoruz. Dışarı yazmayan insanların Alaaddin Özdenören'i okuyarak oradan etkilenmesi,